Ün TV Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar. Bugün 5 Mayıs 2019, saatlerimiz 19'u göstermekte. Gelişmelerle birlikte sizlerleyiz. Yazın gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Konya Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda altın fiyatlarına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Konya Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda altın değerlendirmesi yaptık. Sarraflar Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir sorularımızı yanıtladı. Sarraflar Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir altın fiyatları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bugün itibariyle 1270 dolar onstan altınımızı satıyoruz. Bu da iç piyasada 22 er bileziğin 229 liradan, çeyrek altının 405 liradan, yarım tabir ettiğimiz altının da 810 liradan müşterimize sunuyoruz. Orta Doğu'da ve dolardaki bir miktar yükseliş altın fiyatlarını da yükseltti. Kuşdemir, sahte ve gerçek altının sesinden ve renginden ayırt edilebileceğini söyledi. Bir, kuyumcu esnafı bunun renginden anlar. Renginin farklı olduğunu görür sahteyle gerçeğin. İki, bizim atölyelerimizde mihenk taşları deriz. Mihenk taşlarına bu altını sürttüğümüz zaman gerçek altının izi orada kalır. Sahte altının izi kalmaz. Onun sahte olduğu anlaşılır. Sahte altının sesine dikkat edelim. Bakın bu ne kadar daha farklı bunun sesi. Gerçek altını tekrar atıyorum. Sesinin farklı olduğunu gördük. Kuyumcu esnafımız ikisini bu şekilde ayırt edebilir. Eğer imkanı el veriyorsa 40-50 gram civarında gelir bu. İmkanı el vermiyorsa bunu... Konya'da ikinci kez düzenlenen Sokakta Sanat Gündemi etkinliği başladı. Etkinlik 5 Mayıs'a kadar devam edecek. Selçuk Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Konya'da ikinci kez Sokakta Sanat Günleri etkinliği düzenleniyor. Resimden müziğe, seramikten Ebru'ya birçok sanat burada sanatseverlerle buluşuyor. Sanatkarlar tarafından düzenlenen etkinlik sanatseverlerle buluştu. Şimdi papatya çiziyorum. Konya'da Sokak Sanat Günleri'nin bu yıl ikincisi gerçekleşti. Gencinden yaşlısına birçok sanatsever etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. İnsanları sanata teşvik etmek, insanları sanata yönetmek çok güzel bir aktivite diye düşünüyorum. Hobi amaçlı değil aslında. Yaptıkça kendimizi mutlu ettiğimiz bir aktivite. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Başkanı Selim Yücel Güleç, etkinliğe ilginin giderek artacağını söyledi. Biliyorsunuz bu ikincisi, ilki de 2017 yılında yapılmıştı. O zamanla şu anı karşılaştırdığımızda yoğunluğu nasıl buluyorsunuz? Bu defaki katılım harika. Halkımızın, gençlerimizin yoğun bir ilgisi var. Tabii bu ilgi Konya'daki sanatçı, öğrenci arkadaşlarımızın katkıları sonucu ortaya çıkan bir ilgi. Ben hakikaten düzey olarak da çok güzel gördüm. Çalışma yapan arkadaşlarımızın düzeyi de oldukça ileri seviyede. İnşallah Konya'dan dünyada ülkemizi temsil edecek, kültür dünyamızı temsil edecek büyük sanatçılar da çıkacak. Kültür Park ve Zafer'de düzenlenecek olan Sokakta Sanat Günleri 5 Mayıs'ta sona erecek. Gündemden gelişmeler aktardık. Mutlu günler.